Sayın Belediye Başkanım, saygıdeğer müftüm, Sayın Ticaret Sayın Başkanım, Sultanlarım Komutanı, Tarım Müdürüm, Kandikler Federasyonu Başkanım ve değerli arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, yazılı ve görsel basın değerli temsilcileri, böyle güzel bir günde Tekirdağ Belediye Başkanı olarak sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şimdi Dünya'nın özgeçmişini okurken baktım 34 yıl. 34 yıl ama büyüyerek bir 34 yıl ben kendilerini bu konuda kutluyorum. Ve Tekirdağ'ın ilk adımın da Naif Köyü'nü dağıtmış olmaları da ayrı anlamlı bir çalışma başlangıcı. Sonra da Altınova. Altınova üniversitelerle bütünleşti. Ama dikkatimi çeken bir şey var değerli arkadaşlar. Üniversitelerin iyi bir müşterisiyim, onu söyleyeyim tabii. Üniversitelere ne zaman gitsem o ailenin oradaki çalışkanlığı, birbirine bağlılığı benim hayranlık bıraktırmıştır. Tebrik ederim. Yani bu aile dayanışmasının da üretime katkısının ne kadar güzel olduğunu daha iyi görüyorum. Ve gördüğünüz zaman ikinci bir şey, hijyen, ben kimya mühendisiyim. Bu konuda hassas. Şimdi de belediye başkanı olduğumuz için zaman zaman buraya geliyoruz, zaman zaman denetliyoruz kendilerini. Bu asli görevimiz de var. Böyle bir tesisin, tabii Tekirdağ büyük şehir oldu artık. 30 Mart 2014'ten sonra Türkiye'deki 30 büyük şehir içerisinde Tekirdağ'da var ama Tekirdağ'ın bir özelliği de var ki Avrupa yakasındaki tek büyük şehir. Böyle bir şehir artık İstanbul'un arka bahçesi değil, Türkiye'nin Avrupa'ya kapılan, Avrupa'ya açılan kapısı olacaktır. Vizyonumuzun başında bu geliyor. Bu nedenle de bizim böyle güzel, kaliteli ve her kesime hitap edecek iş yerlerine ihtiyacımız var. Ben bu girişimi yaptıkları için, böyle bir tesis açtıkları için üyeler bulunan tebrik ediyorum. Güzel hizmetlerle Tekirdağ'ımızda sizi güzellikle karşılayacaktır. Her şey gönlünüzde olsun, iyi müşteriler diliyorum. Saygılar sunuyorum değerli arkadaşlar.